Bismillahirrahmanirrahim. Babu miktarı rükû'i ve sücûdi lezî lâ yücizi'u ekallu minhû. Babu miktarı rükû', bu rükû'un miktarını beyan eder. Bir babdır. Ve sücûdi, secdenin miktarını. Namazda rükû ve sücûd var. Bunların miktarı ne kadardır? Bunu beyan edecek. Ellezî öyle miktar ki lâ yücizi'u kifayet etmez. اَقَلُّ مِنْهُ O miktardan az kifayet etmez. Rükûn en az miktarı ne kadar, secdenin en az miktarı ne kadar, bunu beyan buyuracak. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ أَبِي ذِيبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah bin Mesud'dan rivayet olunuyor. O da Peygamber Efendimiz صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ'den rivayet ediyor ki اَنَّهُ قَالَ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ Sizden biriniz dediği vakitte, yani okuduğu vakitte فِي رُكُوعِهِ رُكُعُنْدَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ okuduğu vakitte selasen üç kere. Fakat temme, tamam oldu. Rükû'u, onun rükû'u tamam oldu. Ve zâlike bu üç defa Sübhâne Rabbiyel Azim demek de ednâhu, rükû'un en aşağısıdır, en azıdır. Ve izâ kâle dediği vakitte fî sücûdihi, secdesinde de Sübhâne Rabbiyel Âlâ, Sübhâne Rabbiyel Âlâ dedim selasen üç kere. Fakat temme sücûduhu, onun secdesi de tamam oldu. Ve zâlike bu üç defa Sübhane Rabbiyel Âlâ demek de ednâhu, secdenin en aşağısıdır, en az miktarıdır. Bu hadisi şerifte Abdullah bin Mesud'un rivayet eylemiş olduğu şu oluyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükûde üç defa Sübhane Rabbiyel Azîm denilmesi, secdede de üç defa Sübhane Rabbiyel Âlâ denilmesini emrediyor. Ve rükûn, secdenin de en az miktarı bu kadar oluyor. Yani bu tesbihleri okuyacak kadar durmak, üç defa Sübhane Rabbiyel Azim, üç defa Sübhane Rabbiyel Âlâ diyecek kadar durmak ve bu tesbihleri de okumak lazım geliyor. Haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Ebu Amir kâle, haddesene İbn-i Ebi Zîbin ve zekere bi isnadihi mislehu. Aynen bu hadisi şerifi bu isnatla zikreyledi. Şimdi Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen bu hadise göre قَالَ اَبُوْ جَعْفَرِ اِمَامِ تَحَوِ buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim sahip oldular اِلَى هَذَا buna فَقَالُوا dediler ki مِقْتَارُ الرُّكُعِ وَسُّجُودُ rükûn ve sücudun miktarı اَلَّذِي öyle miktar ki لَا يُجْزِعُ kifayet etmez اَقَلُّ مِنْهُ ondan daha azı kifayet etmez. Miktar nedir? Hâzâ işte budur. Rükûda olsun, secdede olsun üç defa Sübhâne Rabbiyel Azîm, Sübhâne Rabbiyel Âlâ diyecek kadar durmak ve okumak vaciptir dediler. Ve ihtecû ihticâc ettiler, delil getirdiler. Fî zâlik bu mesele hakkında bi hâzel hadis, bu hadisle de ihticâc ettiler, bunu delil getirdiler. Bu kavim kimdir? Bunu vacip kılanlar İshak ibn Rahevi, bir rivayette İmam Ahmed ibn Hanbel, bir de Zahiriye. Hanefilerden de Ebu Mete'il Berkî, İmam Ebu Hanife'nin tilmizi, bunlar buna sahip olmuşturlar. Bundan üç defa Sübhane Rabbiyel Azim'den aşağı okursa kifayet etmez. Rükû, secdede de üç defa Sübhane Rabbiyel Âlâ diyecek kadar durmazsa onun secdesi de kafi değildir. Yani namazı tamam değildir. Bunlar böyle dediler. Ve halefehum onlara muhalefet eyledi. Fî zâlik bu mesele hakkında âherûn diğerleri, başka alimler bunlara muhalefet ettiler. Muhalefet edenler kim? İmam-ı Sevri, İmam-ı Evza'i, İmam-ı Ebu Hanife, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, Abdullah ibn Vehb, bir rivayette de Ahmed ibn Hanbel. Ahmed ibn Hanbel'den iki rivayet var. Birincisi yukarıda dediği gibi üç defa Sübhane Rabbiyel Azim rükûda, üç defa Sübhane Rabbiyel Âlâ secdede
diyecek kadar durması lazım. Bundan aşağı olursa kifayet etmez. Fakat bir rivayette de evet, diğer imamlarla beraber bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki yok, o kadar lazım değil. Fakalu, dediler ki miktarı rükû'u rükû'un miktarı en yerkâ, rükû etmektir. Hatta yesteviye müsavi ola râki'an, râki olarak, rükû edici olarak müsavi ola. Yani rükû'a vardı mı, tam azalar mutmain oldu mu, işte rükû bulundu. Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim deme diyecek kadar durmaya lüzum yok. Bir defa Subhanallah diyecek kadar da kalsa rükû tamamdır. Ve miktarı sücudu, secdenin miktarı da en yescüde, secdeye de hatta yetmainne, hatta mutmainne ola, saciden secde edici olduğu halde mutmainne ola ki bütün azaları secdede sükunet bulmuş ola. Fahada miktarı rükû'i ve sücud, işte rükû ve sücudun miktarı budur. Ellezi, öyle bir miktar ki la budde, elbette lazımdır minhu, bu miktardan. Bu miktar lazım, yani en aşağısı rükûda olsun, secdede olsun, bir defa Sübhanallah diyecek kadar kaldı mı ağza sakin olur. Her ağza yerli yerinde kalır. İşte bu farz olan budur. Ve namaz tamam olmaz, illa bu miktar ile tamam olur. Bunlar da böyle buyurdular. Bunların delili nedir? وَاَحْتَجُّوا ف۪ي ذَٰلِكُ Bu mesele hakkında bunlar da ihticac eylediler. بِمَا bir حَدِيثِ اِلَكَ حَدَّسَنَا اَبْنَ اَب۪ي دَاوُدُ Ebu Davud bize rivayet eyledi. Kale haddesena Yahya ibn-i Salih. Yahya ibn-i Salih rivayet eyledi. Öyle Yahya ibn-i Salih ki El-Hâziyyü Ebu Zekeriye'l-Himzi, ki bunun lakabı El-Hâzi. Kale Yahya ibn-i Salih El-Hâzi dedi ki haddesena Süleyman ibn-i Bilal. Kale haddeseni Şerik ibn-i Ebi Nemr عن علي بن يحيى عن عمه رفاعة بن رافع. علي بن يحيى عمو جسي رفاعة بن رافع ذن رواية ديور كي أن النبي صلى الله عليه وسلم في أنبار فنمز كان جالسا في المسجد مسجد وطريور دي فدخل رجل بر أدم كير دي فصلى نماز قبلي وكيلان أدم كمي دي rivayetlerde diyor ki bu Hallad ibn Rafi'ydi ki bu ravinin Yahya ibn Ali'nin dedesi oluyor. Bu girdi, Hallad ibn Rafi içeri girdi, namaz kıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanzuru ileyhi. Resulullah Efendimiz de onun namaz kıldığına bakar idi. Fekale lehu, Resul-i Ekrem Efendimiz onun namaz kıldığını görünce ona dedi ki اِذَا قُمْتَ ف۪ي صَلَاتِكَ Namazında kaim oldun mu? فَكَبِّرْ Yani kalktın, namaz kılacaksan ayağa kalktın. فَكَبِّرْ تَكْبِرًا ثُمَّ اَقْرَى Sonra Kur'an oku. اِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنُ Seninle Kur'an varsa, yani Kur'an'dan bir şey biliyor isen Kur'an'ı oku. فَاِنْ لَمْ يَكُمْ مَعَكَ قُرْآنٌ Yok, Kur'an'ı bilmiyor isen Fahmedillaha Allah'a hamd et. Kur'an'ı nasıl bilmez? Yeni Müslüman olmuş, hele Kur'an'ı öğrenmemiş. Veyahut da ümmi kalmış, öğrenememiş. Kur'an okuması farz. Fakat o Kur'an öğreninceye kadar nasıl namaz kılacak? Kur'an'ı bilmiyorsa Fahmedillaha Allah'a hamd et. Elhamdülillah de. Ve kebbir tekbir al. Allahu Ekber de. Ve hellil tehlil et. La ilahe illallah de. Yani elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah, bunları oku. Sümme rka' sonra rükû et, hatta tatmainne râki'an, hatta rükû edici olduğu halde mutmain olasın. Rükû'a vardı mı bütün azalar hali sükunete gelmiş olsun, işte rükû bulunsun. Sümme kum sonra kalk, hatta ta'tedile kaimen, hatta kaim olduğun halde mu'tedil olasın. Yani ayağa kalktın mı? Tamam, ayağa kalkmış oldun. Tadili erken oldu. Sümme süt sonra secdeye var. Hatta tutma inne, hatta mutmainne olasan, saciden secde ediş olduğun halde. Yani secdeye vardın mı? Hemen azaların yarı yamalak durdu durmadı kalktın. Yok. Secdeye vardın. Secdede öyle duracaksın ki bütün azalar yerli yerinde mutmainne ola. Sümme ciliz. Sonra otur. Hatta tutma inne calisen. Secdeden kalktın mı? Otur, gene bütün ağza yerli yerine gelsin. Sükunet bulsun.
Ondan sonra ikinci secdeye git. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ işte bunu yaptın mı? فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ senin namazın tamam oldu. وَمَا اُلْ بِشَيْكِ اَنْقَسْتَ noksan ettin مِنْ ذَٰلِكَ bunlardan Resulullah Efendimiz emrediyor ya, benim emrettiğim bu şeylerden birisini noksan edersense فَاِنَّمَا تُنْقِسُ noksan edersin مِنْ صَلَاتُكَ namazından noksan edersin. Bunları tamam yaparsan namazında tamam olur. Bunları noksan edersen namazında noksan olur. E şimdi bundan ne anlaşıldı? Rükû'a gittin yahut secdeye gittin, azalar mutmain oldu, rükû bulundu, secde bulundu, üç defa de Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar duracaksın. Hani bu yok. Demek ki bir defa Sübhanallah diyecek kadar da olsa bu farz. Ziyadesi farz değil. Ziyadesi ya nedir? Ziyadesi ya o faziletin, kemalın tamamıdır. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ali ibn-i Ma'bed قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه إمام التحاوي بذفه التركي لأين حديث شريف رواية إثمش وليوف. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر قال عبد عن عبيد الله بن عمر قال عبيد الله ذلك حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حضرة أبو هريرة رواية ديور وده كمدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنبرة المزل نحوه لين حديث شريف أبو هريرة رواية ديور. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz haber verdi ki hâzeynil hadiseyn, bu iki hadiste haber verdi. Neyi? Bil fardı, farzı haber verdi. Ellezî öyle fard ki lâ budde minhu, elbette ondan lazımdır. Onun yapılması lazım olan farzı haber verdi. Ve lâ tetimmus salâtu, namaz da tamam olmaz. İllâ bihi, illa bunu yapmakla, bu farz ile tamam olur. Fe alimnâ, biz bildik ki enne mâ sivâ zâlik, bunun masivası Abdullah bin Mesud'un hadisinde geçtiği gibi üç defa Sübhane Rabbiyel A'la, üç defa Sübhane Rabbiyel Azim demesi, işte bu ziyade innema üride bihi, o ziyadeyle murad edildi. İnnema üride bihi, bununla murad edildi ki ennehu bu edna ma'ul bir şeyin aşağısıdır ki yübtegâ bih, anınla talep olunur. El fadlu fadl, fazilet. Yani namaz tamam olmaz illa bu rivayette geldiği gibi Resulullah Efendimiz talim buyurdular ya, Hazreti Rafi'a, Hazreti Rafi'a talim, Rifa'at-i bin Rafi'a talim buyurmuş oldukları bu rükûda, sücûda azaların sükunet bulması bu farz. Peki bunun masivası Abdullah bin Mesud'un hadisinde geçti ki üç defa Sübhane Rabbiyel Azim rükûda diyecek, üç defa Sübhane Rabbiyel Ala secdede diyecek. Ha, bundan bildik ki bu masiva zalik dediği ki, yani bu ziyadelik, innema üride bihi, bu ziyadelikle murad edildi ki ennehu, o üç defa Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala demek edna ma yuttega bihil fadlu, fazilet, talep edilen şeyin en ednasıdır. Yani farz bulunmuş da fazilet istiyoruz, fazilet de talep bulunuyor. Öyleyse faziletin en aşağısı rükûde üç defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede de üç defa Sübhane Rabbiyel Ala desin ki fazilete nail olsun. En aşağısı bu. Biraz daha isterse beş defa okur, daha fazileti fazla talep ederse yedi defa okur, daha fazla talep ederse dokuz defa okur. Ve inkâne zâlikel hadîse, her ne kadar bu Abdullah bin Mesud'un hadisi olduysa da ellezî, öyle hadis ki zâlike, bu üç defa tesbih okumak var fihi, onda ki Abdullah bin Mesud'un hadisinde bu geliyor, bu hadis olduysa ne olduğu halde mungati'an, mungati olduğu halde anhu, onlardan. Evet, bu ne oldu? Mungati olduğu halde bu hadis olduysa da gayre mükafin, kifayet edici olmadıysa da lehâzeynil hadiseyn,
Hazreti Rifa ve Ebu Hureyre'den rivayet edilen o iki hadise mükafi olmadı. Nerede? Fi isnadihima isnatlarında. Yani bu iki hadis var. Hadis-i Rifa ve Ebu Hureyre'den hadislerin senetleri kuvvetli. Ama Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen hadis onlar kadar kuvvetli olmadığı gibi bir de hadis mungatiyadır. Kimden mungati? Anhu Ebu Hureyre'den. Nişe Abdullah bin Mesud'dan mungatiyadır. Niçin mungati oluyor? Çünkü onun ravisi Avun Abdullah bin Mesud'a yetişmemiş, erişmemiş. Onun için hadis Ebu Hureyre'den mungatiyadır. Buna hadisi mürsel derler. Ve şu halde burada İmam-ı Tahavi üç türlü cevap vermiş oldu. Abdullah bin Mesud'un hadisi mungatiyadır. Bir de onun senedi bunların senedi kadar kuvvetli değildir. Evet. Bir de bu fadilatın talebinin en ednası üç defa okumaktır. Böyle cevap verdi. وَهَذَا قَوْلَ بِحَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ İşte bu üç imamın kavli de budur. Yani rükû olsun, sücud olsun ne kadar miktar kifayet eder? Rükû'a vardı mı? Azalar mutmain oldu mu? Yerli yerine geldi mi? Rükû tamam olmuştur. Secde de böyledir. Peki bu üç defa Sübhane Rabbiyel Azim demesi yahut üç defa secdede üç defa Sübhane Rabbiyel Ala demesi bu fazilet isteyen adam olursa fazileti yapmak için fazileti elde etmenin en aşağısı bu üç defa okumadır. Üç defa okuyacak kadar dura ve bunları okuya. En aşağısı bu. Daha biraz yukarısı 5, daha yukarısı 7, daha yukarısı 9 ve ile ahire gider. İşte bu bab burada bitiyor. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.